Merhabalar. Zaman zaman Blender'da çalışırken şu an ekranda gördüğünüz gibi sahneyi birden fazla ekrana bölmeniz gereken durumlar olabiliyor. Özellikle araç, karakter gibi modeller yaparken sahneyi bu şekilde kullanmak genelde işleri kolaylaştırıyor. Bu derste sahneyi bu şekilde bölebileceğimizi ve tekrar birleştirebileceğimizi size göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle burada yapmanız gereken şey farenizi bölmek istediğiniz ekranın yan duvarlarından birine getirmek ve şu an gördüğünüz gibi farenin çift başlı oka dönmesini beklemek. Daha sonra farenin sağ tuşuna basarak Area Options panelini açıyoruz ve buradan Vertical ya da Horizontal olarak ekranımızı bölebiliyoruz. Ben şimdilik Vertical yani dikey olarak böleceğim. Vertical'a tıklıyorum. Karşıma bir çizgi çıktı. Farenin sol tuşuna basarak bu çizgiyi bıraktığım an Ekranımı o noktadan ikiye bölmüş oluyor ve tekrardan farem ekranın ortasına getirip çift başloka döndüğünde farenin sol tuşu ile ekranlarımı şu şekilde taşıyabilirim. Bir daha göstereceğim bunu. Ortaya geldim, sağ tuşa bastım. Bu sefer de horizontal split diyeceğim. Tıklıyorum ve bu sefer de yatayda bir çizgi çıktı. Farenin sol tuşu ile bunu kabul ettiğim an gördüğünüz gibi o ekranımı ikiye böldü. Artık bu ekranlarda istediğim videolara geçebilir, istediğim gibi gezinebilirim hepsinde. Bunları birleştirmek istediğimizde ise yine ekranların kenarlarına geliyorum ve çift başlı oku gördüğüm an faremin sağ tuşuna basıp burada Join Area seçeneğini seçiyorum. Join Area'sa bastığım an karşıma bir ok çıkıyor. Benim kursörüm bir oka dönüşüyor. Eğer yukarıya doğru ittirirsem aşağıdaki ekranı yukarıya aşağıya doğru çekersem de yukarıdaki ekranı aşağıya getirmiş oluyor. Tıkladığım an faremin sol tuşuna bakın o ekranı artık kapatmış oldu. Burada bir de bilmeniz gereken şey son olarak Çift başlı oku gördüm. Farenin sağ tuşuna bastım. Swap areas yani alanları yer değiştir isminde bir seçenek var. Buna tıkladığım zaman da iki alanı birbiri arasında yer değiştirebiliyor. Ek olarak burada size göstermek istediğim bir şey daha var. İşinize yarayacağına eminim. Yine bu ekranda çift başlı oku gördüm. Farenin sağ tuşuna bastım. Horizontal areas dedim. Şöyle kestim burayı. Şurayı biraz büyütelim. Buraya bir referans eklemek istiyorum ben. En çok kullanacağınız şekillerden biri bu olabilir. Yukarıdan Editor Type bölümüne tıklıyorum ve buradan Email editörü seçiyorum. Daha sonra da şurayı biraz büyütelim. Open diyerek benim referansım neredeyse gidip o referansı seçip buraya referansımı getirip artık referansıma bakarak da sahnemde rahatlıkla çalışabilirim. Bu ders için bu kadar. Destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşürüz.